Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün motorlu bisiklet, bisikletten bisiklete aktarımın ikinci bölümünü çekeceğiz. Bildiğiniz gibi önceki bölümde bu motoru eski bisikletten söküp yarısını kadar bu bisiklete takmıştım. Bu videoda da tamamen artık kullanılabilir hale getireceğim. Tabii takarken bazı yaşadığım sıkıntılar oldu. Taktıktan sonra yaşadığım sıkıntılar oldu. Bunları da size objektif bir şekilde tamamını anlatacağım. Ben arkadaşlar motoru tamamen bitirmiştim. Yani çalışır durumdaydı. Elektronik aksamını hiçbir şekilde lehimlememiştim. Yani onları en son adam gibi çalıştıktan sonra bütün lehim işlerini yapacaktım. Motorda bazı sıkıntılar çıktığı için lehimleme işlemlerini de yapmadım. Elektronik işlerini vesaire halledeceğim. Bazı mekanik sorunlar var, onları halledeceğim. Onun dışında başka bir sıkıntımız yok. Şimdi sorunlardan başlayalım. İlk olarak yaşadığım sorunu anlatayım. Şöyle gördüğünüz gibi bu pedal arkadaşlar eski bisikletimde. Şuradan gördüğünüz gibi yalama olmuştu ve bu yüzden, bu arada eski bisikletimin pedalı. Buradan yalama olmuştu ve bu yüzden burayı kaynattırmıştım eski pedalı. Yeni bisiklete geçirince yeni bisikletin de burası yalama oldu arkadaşlar. Ben de eski bisikletin pedalını söküp yeni bisikletime taktım. Bu sayede direkt kaynakla vesaire uğraşmadım ama diğer pedalı da kaynattım arkadaşlar. Bu gazaltı kaynak olduğu için bunu takmak istedim, daha sağlam olduğu için. Diğerini elektrot kaynağıyla kaynattım. Bu elimde tuttuğum arkadaşlar ateşleme bobini. Bu bujinin ateşlemesini sağlıyor. Bu şekilde şurada duruyordu eskiden, belki bilirsiniz. Bunun siyah bir kablosu vardı şurada gördüğünüz gibi. Ucuna ben tabii bunun kablosunu vesaire değiştirdim. Bu arkadaşlar yandı, yani çalışmıyor hiçbir şekilde. Bu çalışmadığı için de motorda ateşleme olmuyor. Tabii ben ilk başta çalıştırdım, gidiyordu. Ama bunun kablolarını takarken ters bağladığım için ilk başta çalıştıramadım. Sonra düz bağladım arkadaşlar. Düz şekilde çalıştı ama kesik kesik çalışıyordu. Kısa devre olduğu için yandı arkadaşlar. Yani artık kullanılamaz hale geldi. Ben bunu neler yaptıysam çalıştıramadım. Bunun yerine yenisini, tabii Türkiye'de satılmadığı için, Çin'den sipariş ettim. Çin'den de tabii bir ayda geldiği için bir aydır, yani bir ay boyunca motora binemeyeceğim. Tabii bunun öncesinde bunu çalıştırmak için uğraştığım 2 hafta da var. Neredeyse 1,5 ay boyunca motora binememiş olacağım. Şimdi diğer sıkıntıdan da bahsedeyim. Şu şekilde arkadaşlar, eski bisikletti. Bu motor böyle tam buraya oturduğu için, yani şu egzozu değme sıkıntısı olmuyordu ama burada gördüğünüz gibi pedal egzoza değiyor. Bu tabii çok sorun olmuyor. Yine de pedal dönebiliyor ama yani bisiklet gibi kullanırken çok sıkıntı oluyor. Normal motor gibi kullanırken tabii ki de hiçbir sorunu yok. Çalıştırırken tabii birkaç kere değdiği için yine sorun olmuyor ama direkt bisiklet gibi kullanırken çok sorun oluyor. O yüzden bunda bir düzeltme yapacağım. Şurada gördüğünüz gibi motorun stator bölümü var. Burayı niye söktün diyeceksiniz. Burayı da arkadaşlar ben ilk başta motorun statörünün sargıları yandı zannettim. O yüzden bu sargıları açıp kontrol ettim. Fakat sargılarda bir sorun yoktu. Kablolarını değiştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi, şöyle yakından göstereyim. Kablolarını değiştirdim arkadaşlar. Ve bunu direkt mesela bir lambaya bağladığımda, motorun lastiğini çevirdiğimde lamba yanıyor arkadaşlar. Yani elektrik üretiyor. Bunu voltmetreye de bağladım. 12 voltluk bir elektrik üretiyor hızlı çevirdiğiniz zaman. Şu içinde gördüğünüz mıknatıs yandaki bloklar sayesinde buradaki bobinde manyetik alan oluşturarak elektrik üretmesini sağlıyor. Tabi bu motor giderken dönüyor arkadaşlar şu parça. Onun dışında arkadaşlar karbüratörde sanırım birkaç sorun var. Karbüratörün içini söküp bir bakmam gerekiyor. Bunu arkadaşlar contasını kaybettiğim için sıvı conta sürmüştüm. Sanırım o sorun yarattı. Onu içine açıp bakmam gerekiyor. Şuradaki arkadaşlar somon vidası yalama oldu. Bunu buraya kaynattım ve bu sayede saplamayla birlikte olmuş oldu. Bu şekilde daha iyi oldu açıkçası. Onun dışında da şöyle zincir gergi aparatını görüyorsunuz. Bu arkadaşlar eski bisikletimde buralardan sıkmama rağmen içeri doğru gidiyordu, yani şu şekilde oynuyordu ve içeri gittiği için jant tellerini büküyordu arkadaşlar. Benim aslında bisiklet değiştirmemdeki en büyük sebep jantın yalpa yapmasıydı. Ve bisikletin yeni bisiklete geçirmeme rağmen tekrardan yalpa yaptı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi yamukluğu görüyorsunuz. Bu arkadaşlar içeri doğru geçti ve 2 tane teli yerinden kopardı. Şöyle görüyorsunuz. 2 tane teli yerinden kopardığı için bunu buraya kaynattım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi 2 kısımdan kaynattım. Şu üst kısımdan da kaynattım arkadaşlar.
Ve bunun civatası yalama olmuştu. Buna da yeni civata koydum. Bu sayede daha sağlam oldu. Eski bisiklette bu zincir gergi aparatını biraz daha aşağı alıp şuradan bu kısma plastik cırtlarla arkadaşlar sabitliyordum. Tabii o çok sağlıklı bir şey değildi fakat bu şekilde daha sağlam oldu. Onun dışında bu bisikletin şöyle gördüğünüz gibi bir tane ayağı var. Fakat bu ayakta arkadaşlar fazla oynadığınız zaman yerinden çıkıyor. Bunu da bisiklete kaynattım. Genel olarak bu şekilde. Şimdi elimde olan çözümlerle bu sorunları halledeceğim. Onun dışında da şöyle ön kısmına bir tane far yerleştireceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir motor farı. Bunu bu şekilde şuralarına parçalar kesip direkt motorun ön kısmına kaynatacağım arkadaşlar. Onun dışında şöyle 2 adet sinyalli aynalarım var. Şöyle gördüğünüz üzere hem sinyali var. Şu şekilde kablosunu vesaire görüyorsunuz. Hem de şu şekilde aynası var arkadaşlar, görüyorsunuz. Bunların arkadaşlar şurası gümüş rengindeydi ve burası oksitlenmişti. Ben de burayı siyahla kapladım. Şöyle iç kısmında arkadaşlar gördüğünüz gibi siyahla kapladım. Şu kısmı da siyahla kapladım aynı şekilde. Daha şık gözüktü. Aynı şekilde bunu da yaptım. Fakat bunun aynası kırık arkadaşlar maalesef. Çok fazla kırık değil. Tuzla buz halinde değil ama yine bir 3 tane şöyle 2-3 tane bir çatlağı var gördüğünüz gibi. Şöyle. Aynaları da aynalı sinyalleri de motora yapacağım. Tabi bunları yapabilmek için şuralardan civata vesaire atmamız gerekiyor. Bunları şu an yapmayacağım. Bu videoda olmayacak. Kanalımda yıllar yıllar önce çektiğim bir motorlu bisiklet modifiye serisi vardı. Onun için bu parçaları o video için tutuyorum. O videoda bu parçaları, o videonun ikinci bölümünde bu parçaları bisiklete yerleştireceğim. Tabi bunun dışında motora sinyal ekleyeceğim arkadaşlar. Tabi önlerde olduğu için arkalara da, arka şunun yan kısımlarına da sinyaller ekleyeceğim. Onun dışında arkadaşlar ses sistemi ekleyeceğim eğer yapabilirsem. Tabi elimde ses sistemi var fakat bozuk. Eğer tamir edebilirsem ses sistemi de takacağım. Tabi ses sistemi motordan ne kadar duyulur onu bilemem ama çünkü motor çok ses yapıyor giderken özellikle. Duyabilir miyim bilmiyorum. Eğer olursa yapabilirsem onun videosu da gelecek. Şimdi yapım aşamalarına geçebiliriz. Bazı arkadaşlar gerek yorumlarda gerekse Instagram DM'den motorlu bisikletin karbüratörünün hava filtresinden benzin attığını söylüyorlar. Ve bunun nasıl halledebileceğini soruyorlar. Bunun bir sorun olduğunu düşünüyorlar açıkçası. Bu arkadaşlar şöyle anlatayım. Şuradaki parçayı görüyor muyuz? Şu boru gibi olan kısmı. Bunun alt kısmına baktığımızda şöyle karbüratörde benzinin biriktiği haznenin kapağını görüyorsunuz şu anda. Şuradaki delik arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Şuradaki delik bu boruya gidiyor. Bu boru da arkadaşlar şöyle hava filtresinin oradan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle deliği tekrar görüyorsunuz. Şöyle buradan giriyor, buradan çıkıyor arkadaşlar. Bu delik siz bu benzine şurada arkadaşlar bildiğiniz gibi bir tane pompa var. Buradan biz eğer karbüratörün içi boşsa, yani benzinini boşaltmışsak, içine yeniden benzin doldurmak için şuradaki pompayı kullanıyoruz. Buradan bastığımızda artık benzinin dolduğunu anlayabilmemiz için buradan fazla benzin hava filtresinden çıkıyor. Eğer siz benzin vanasını açık unutursanız haliyle karbüratörün içine durduğu zaman da benzin dolmaya devam ettiği için, vanayı açık bıraktığınız zaman da yine kapaktan bu şekilde dışarı atıyor. Gördüğünüz gibi motoru da sabitledim ve artık yani pedalın değme sorunu çözüldü. Egzozun değme sesi gelmiyor. Bu şekilde sabitledim motor yerine. Şöyle gördüğünüz gibi motoru yerine yerleştirdim. Arka lastiği vesaire söktüm.
Arka lastiğin jantellerini yaptım arkadaşlar. Onu da birazdan havasını basıp sabitleyeceğim. Şöyle motorun egzozu vesaire taktım çünkü artık kablolama vesaire bitti. Şöyle gördüğünüz gibi karbüratör temizlemiştim zaten video içerisinde. Şöyle gördüğünüz gibi motorun üstünde sanki oksitlenme gibi şeyler var. Bunlar arkadaşlar köpük. Ben bunu dışarı çıkarttığım anda farkına varmadan yağmur yağdı. Ve motorun üstünde böyle deterjandan kalma köpükler oluştu. Bu köpükleri de temizleyeceğim. Daha bunları temizlemedim. Onun dışında motora bir kablolama vesaire yaptım. Tabii bunları diğer videoda izleyeceksiniz. Bir sonraki attığım videoda. Onda da motorlu bisikleti modifiye ettim. Onu çektim. Güzel bir motora ayna, far ve sinyaller ekledim arkadaşlar. Onların şurada bir tane proje kutusunu yerleştirdim. Tabii burada şu ip vesaire olmayacak. Bu daha şu an deneme aşamasında. Tamamen bittiği zaman videosunu da çekeceğim. Onun dışında motor neredeyse bitti sayılır. Sadece ateşleme bobininin gelip bağlanması kaldı. Onun dışında şu an kullanılabilir halde. Yani tabi daha lastik vesaire takılacak. Ateşleme bobinini gelene kadar zaten ben lastiği vesaire de 10 kere takarım. Hatta birazdan takacağım. Ateşleme bobini tabii ki de daha geç geleceği için o süre boyunca motora binememiş olacağım. Tabi bu arada başka bir arkadaşım da motorlu bisiklet kiti almak istiyormuş. O arkadaşıma da motorlu bisiklet kiti alıp onunla beraber bisikletine takacağız. Tabi onun daha alıp almayacağı tam belli değil. O yüzden onu şimdiden söylemeyeyim. Gördüğünüz gibi genel olarak motorda yaptığım değişiklikler bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.